Aleykümselam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Suretul Mesed. Bugün hangi sure okuyoruz? Mesed suresinin birinci ayetinden itibaren okuyoruz. Diğer bir ismi Suretü Tebbet'tir. Oldu. Bu sure Mekkili olması ittifak eder. Ebu Leheb ile ilgili Mekke'de bu sure nazil olması ittifak eder. 5 ayetten oluşuyor. 23 kelimeden oluşuyor. 77 harften oluşuyor. Şimdi tebbet yeda ebi lehebin ve tebbe. Bu surenin birinci ayeti budur. Tebbe, tebab ne demek? Etebatu. Tebabu değil mi? Evet. Çünkü tebatu yanlış. Tebbet orada başlayalım. Tebabu el helaku. Tebab ne demek? O zaman tebbet yeda ebi lehebi, hareket yeda ebi lehebi. Yeda, yedanidir. Ebiye idafe olması hasebiyle nünitesini hasbe gitmiş. Yeda, lesse merfur, rafesi elifle tebbeti nedir? Faalidir. Niye tebbet müennes gelmiş? Çünkü yed müennesi semaidir. Oldu mu? Ve minhu bu manadendir, yani tevabın helak manasına gelmesindendir. Kavluhum, Arapların kavlu. Eşşabbetun em tabbetun. Mesela bir kadının yaşını öğrenmek istese de eşşabbetun, acaba genç midir? Em tabbetun, yahut da nedir? Tabbet ne demek? Ey haliketun minel heremi. Heremden, ihtiyarlıktan dolayı halik midir yoksa helak olmuş mudur? Yani gaye genç midir yahut da herem onu perişan etmiş. Ne demek istiyorlar? Genç midir, ihtiyar mıdır? Onu demek istiyorlar. Bak buradaki tabbetun, haliketun manasındadır. Öyleyse tebab da ne manasındadır? Helak manasındadır. Oldu mu? Vel mana, ayetin manası heleket yedahu. Ebu Leheb'in iki eli ne oldu? İki eli helak oldu. Peki sebep ne? Niye heleket yedahu? Heleket aynahu demiyor, heleket riclahu demiyor, heleket uznahu dememiş de heleket yedahu demiş. Sebep nedir? Diyor li ennehu şenhar. Fima yurva. Rivayet edilen olaya göre, hadiseye göre, yani hani kesin olmamayla birlikte, li ennehu şenhar. Fima yurva. Rivayet edilende var. Ne var bu? Ehze, bu Ebu Leheb bir gün almış hacere. Bir taş almış. Liyermiye bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ta ki o taşla Resulullah'a atsın. Bu ve enzir aşiretekel akrebin ayeti nazır olunca Efendimiz Ebul Kubeys bu Safa tarafındaki dağa çıkmış. Ey falan kabile, ey falan kabile, Kureyşlerin kabilelerini hepsini saymış. Onları çağırmış. Herkes koşmuş. Gidemeyen başkasını göndermiş. Hele git bak ne diyor. Ebu Leheb de o arada gitmiş. Muhammed ne diyor diye beklerken o ahiretten, işte azaptan, cennetten, cehennemden bahsedince demiş elli hazza davut enesine, bunun için bizi çağırdı. Taşa sarılmış, almış, atacak diye. Hatta rivayetlerde taş eline yapışmış. Salıvermiş, düşmüş. Bir daha almış, yapışmış. Üç sefer yapışınca bırakmış. Ha onun için
onun eli burada bir cürm işlediler. Resulullah'a atmak üzere taşı kaldırdılar. Onun için bu fiil diğer azalara değil lan yede ne yapıldı? İsnat dedi. Oldu. لِأَنَّهُ فِي مَا يُرْوَى اَخَزَ حَجَّرًا لِيَرْمِيَ بِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ Onun için ayet nazil oldu. Ne denildi? Onun eli helak olsun. Odunları dökmüş kapının önüne. O onun hanımı yapmış. O şimdi gelir. Peki ve tebbenin faali bu sefer içinde huvedir. Ebu Leheb'in kendisine gidiyor. Ne demek ve tebbe? Huve heleke kulluhum. Beddua ellerine yapılmış. Ama sonra o bedduadan sonra Yüce Allah haber veriyor. Ve heleke kulluhum. Tamamı ne oldu? Helak oldu. Oldu. Demek tebbet yeda. Ebu Leheb'in, Ebu Leheb'in suretinde ihbar manasında inşa. Elleri helak olsun. Ve tebbe zaten Ebu Leheb ne oldu? Helak oldu. Fatih anladın mı sen? Abdülber oluyor mu? Evet. Ev cu'ilet yedahu haliketeni. Yahut da bak biraz önce o iki elden ellerinin kendisini aldık. Veyahut da ev cu'ilet yedahu haliketeni. Onun iki eli halik kılındı. Anlıyorsun dahi. Ama vel muradu helak cümleti. Murat tamamının cümlesinin Ebu Leheb'in tamamının helak eder. Yani zikrul cüz iradetül kul kabilesinden, mecazi murselden burada yedden murad ne alıyoruz? Yani tebbet yeda Ebu Leheb'in Ebu Leheb helak olsun. Benzeri bak ke kavlihi ta'ala başı bir de bima kaddemet yedake senin iki elin takdim ettiği şeyden dolayı, işlediği amelden dolayı. Eğer sade amel yapmıyor. Veya bima kaddemte geçirdiğin amelden dolayı, günahdan dolayı. Nasıl burada kaddemet yedakeden, burada yedakeden murad vücudun tamamı ise burada da tebbet yeda Ebu Leheb'indeki yedaniden murad vücudun neyidir? Tamamıdır. Peki buna göre tebbet yeda Ebu Leheb'in ne demek? Ebu Leheb helak. Ebu Leheb ne oldu? Ve tebbe, o da Ebu Leheb helak oldu. Bu sefer tekrar oluyor. Hani biraz önce yedda Ebu Leheb'inden yeddadan yed alıyordu. Ve tebbeden cümlesini alıyordu. Değişiklik oluşuyordu. Bu sefer yedda Ebu Leheb'inden tamamını, cümlesini alırsak ve tebbe ne demek? Oldu. Diyor ve mana ve tebbe ve kâne zâlike. Bu oldu. Ebu Leheb'in, Ebu Leheb helak olsun. Ve tebbe zaten oldu. Ve hasele bu gerçekleşti. Pek bunun benzeri hiç Arapler kullanıyorlar mı? Hani Ebu Leheb helak olsun zaten oldu. Evet diyor ki kavli bak şaire. Arapların fesih, belih şairlerinden birinde ne diyor? Cezani cezahullahu şerre cezaihi cezael kilabil aviyati vakat fakat oldu mu olmadı? Bak şerin manasına bakın. Cezani, beni cezalandırdı. Kim? O adam. Bahsetti adam. Cezahullahu. Allah da onu neysin? Şerre cezaihi. Allah-u Zülcelal kendi cezasının en şerri, şerlisiyle onu ne yapsın? Cezalandırsın. Ama cezael kilabil aviyati. Havluyan havluyan köpeklerin cezasıyla Yüce Allah cezanın en şerriyle onu neysin? Cezalansın. Vakat faal zaten yapmış. Vakat ne? Vakat faal zaten Allah-u Zülcelal böyle bir ceza ona vermiş. Aynı bak tebbe diye da'e bilebin ve tebbe. Burada da cezahullahu vakat faal zaten yapmış. Bak aynı benzer. Oldu mu olmadı? Cezani cezahullahu şerre cezaihi cezaen kilabil aviyati ve kad faal. Oldu.
Demek burada biz iki manayla ne ettik? Mana ettik. Biri nedir? Biri yelda ebi lehebden iki elin, iki yedin kendisini aldı. İkinci mana da yelda ebi lehebinden Ebu Leheb'in kendisini aldı. Ve tebbe de o da nedir? Tehkid babındadır. Birinci bedduadır, ikincisi de ihbardır. Önce diyor Ebu Leheb helak olsun, zaten olmuş diyor. Peki hangi mana murat? Veyahut da bu ikinci manayı takviye eden bir delil var mı? Evet. وَقَدْ دَلَّتْ عَلَيْهِ Bu ikinci manaya delalet etmiş. قَرَاءَتُ اِبْنِ مَسُودْ رَضَيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَدْ دَلَّتْ عَلَيْهِ قَرَاءَتُ اِبْنِ مَسْعُودٍ رَضَيَ اللّٰهُ عَنْهُ İbn-i Mesud'un kıraati bu manayı delalet ediyor. İbn-i Mesud nasıl okumuş? وَقَدْ تَبَّ okumuş. Zaten vakat tebbe oldu mu ikinci manadan başka olmaz. Birinci mana olmaz. Ha. Bak dikkat edin şere. Cezani cezahullahu şerre cezaihi vakat faal. Orada da kad var. Bazı İbn Mesud'un kıraatında da ne var? Kad var. Ha, diğer kıraatlarda kad yok. İbn Mesud'un kıraati de bu ikinci manayı ne ediyor? Güçlendiriyor. Şimdi bu ayetin nüzul sebebini söylüyor. Demin hani ben kısasını söyledim, kendisi de açıklıyor. Ruvya rivayet ediliyor ki, yani hadis olarak rivayet ediliyor ki, ennehu şenhal lemma nezele ve enzir aşiretekel akrabin. Ne zaman ki bu ayet ne oldu? Nazıl oldu. Oldu. Yani şu aran neydir? 215. Kaç? 214. Maşallah şu ara o kadar uzun müdür? Şu ara o kadar yok. 26. ayet olabilir. 214. Şu ara kaç ayet? Uzun ama bu kadar var mı? Değil. Dur şu araya bakalım. Ben yanlış baktım. Benimkinde yok şu ara. Hadi bir Kur'an'a bak. Şu ara suresinden bak. Kaç ayet? Yüz kaç dedin sen? 214. Hele 214'e bak. Bana dedi aşırı bir akabinsin. Doğru. Peki hele 26. ayete bak. 26. Kâle Rabbukum Rabbu âbâikum l-evvelîn. Öyle mi diyor? Ne demek doğru? 214 dedin değil mi? Toplam mı? Yok yok. 214. ayet. Tamam. Ruvye ennehu şenhar lemma nevvele ve endil aşiretekel akrabin Şuara suresinin 14. ayetinde böyle deyince bu ayet nazır olunca Rakiye Safa Efendimiz ne yaptı?
Safa tepesine yükseldi. Ve kâle ya sabaha, ey sabah vaktindeki önemli bir hadiseden dolayı gelen, zaten sabah bir olay olsaydı ya sabaha, akşam olsaydı ya mesa, öyle değil mi? Ya mesaha derlerdi. Yani ne demek? Ey sabah vaktinde önemli bir hadise için toplanın, gelin. Böyle deyince Efendimiz, tabi Muhammedül Emin'dir, herkes Muhammed'e güveniyor. Bir dediği o güne kadar iki olmuyor. فَاسْتَجْمَعَ اِلِيهِ النَّاسُ Bir takım insanlar ona ne ettiler? Toplandılar. مِنْ كُلِّ اَوْبِ مِنْ كُلِّ طَرِقِ Yani Mekke dağınıktı, derelerin içindeydi. Her tarihten ona gelmeye ne ettiler? Başladılar. Bak, اَوْ مِنْ كُلِّ مَرْجِعِنْ اَيْ مِنْ كُلِّ فَجِنْ Her tarihten. فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَاتُ وَسَلَامُ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ Kureyşlerin bir kabilesi. Ya beni fihir. İn akbertukum enne bisafi hazel cebel. Eğer ben size haber verirsem, desem bak bu Mekke'nin tam yönündeki dağın, bu dağın arkasında heylen at suarileri var. Yani düşman gelmiş, düşman suarileri gelmiş. Taarruza gelmişler. اَكُنْتُمْ مُسَدِّقِيَّ Dağ da şedeli ya da şedeli. اَكُنْتُمْ مُسَدِّقِيَّ Siz beni tesdik edecek misiniz? قَالُوا نَعَمْ Evet. Biz seni tesdik ederiz. Bugüne kadar senden bir yalan görmedik. خِلَافِ الْوَاقِعِ konuştuğunu işitmedik. Biz niye seni kabul etmiyorum? Biz seni kabul ederiz. Oldu. Sefhul Cemal dağın eteği. Dağın arkası böyle etek kısmı. Düz yere yakın olan kısma denilir. Bildiniz mi? Kale Efendimiz dedi, madem benim dediğimi tesdikliyorsunuz, biliyorsunuz ki ben yanlış bir şey söylemiyorum. O zaman fe inni nezirun lekum. Ben sizin için bir nezirim. Beyne yedeyi sa'a. Saatin önünden, saatin huzurundan, saatin oluşundan ben size haber veriyorum. Sizi o saatin gelişinden, o kıyametin kopuşundan sizi inzar ediyorum. Kıyamet var, cehennem var, cennet var. Yapılan amellerin hesabı var. Efendimiz böyle deyince fakale Ebu Leheb'in tebben leke helak olsun sana. اَلِّ هَذَا دَعَوْتَنَا Sen bizim için, bunun için bizi çağırdın. Bu sıcakta işimizden, gücümüzden bizi ettin. Sen bu iş için bizi buraya ne ettin? Topladın. Oldu. بَيْنَ يَدَيْ سَعَ deme, yani saatin önünden haber veriyorum. Yani öncülüğünden haber veriyorum. Yani saat daha gelmemiş. Geleceğine dair size ne ediyorum? Haber veriyorum, sizi inzar ediyorum. Fennezelet nazil oldu bu sure. Oldu mu? Peki, Allah-u Zülcelal Ebu Leheb demiş. İsmi Abdülüzzadır. İsmini kullanmadı, künyesini kullandı. Arabler nezdinde künye tazim için kullanır. وَاِنَّمَا كَنَّاهُ وَاِنَّمَا ancak كَنَّاهُ Allah-u Zülcelal Ebu Leheb'i künyelendirdi. Yani künyesiyle hitap etti. Hal hal ve tekniyetu tekrimetun. Tekniyet de tekrimettir, bir ikramdır, bir teşriftir. E diyor, liştiharihi Ebu Leheb meşhur olmuştu. Viha bu künyesiyle dünel ismi. Künyesiyle meşhur olmuştu, ismiyle meşhur olmamıştı. Madem künyesiyle meşhur, herkes tam bu ayetten murat kim olduğunu bilsin diye künyesiyle zikredilmiş. Onu tekrim etmek için künyesiyle zikredilmemiş ya. Murad Ebu Leheb olduğu, başka birinin şüphesi oluşmasın diye künyesiyle
Yüce Allah zikretmiş. Bir, evli keraheti ismihi yahut da isminin keraheti var. Yani Yüce Allah onun ismini zikretmekten kerahet etmiş. Onun için onun zikri Kur'an'a sokmak istememiş. Onunla telaffuz etmek istememiş. İsmi nedir? Ev yok mu? Ve olursa hem künesiyle meşrulmuş hem veli keraheti ismi. Ev olursa ikinci eylet. Oldu. Sizinki nedir? Evdir. Evdir değil mi? İkisi de olur. Niye ismi ne de keraheti isim var diyoruz? Fe ismihu Abdul Uzza. İsmi nedir? Abdul Uzza. Uzza'nın abdi. Uzza da putun ismidir. Ha ev yahut da niye bu künyeyle Yüce Allah onu künyelendirmiş? لِأَنَّ مَعَالَهُ مَعَال مَعَنَا مَرْجِعَ لِأَنَّ مَرْجِعَهُ اِلَى النَّارِ Onun merci'i nedir? Ateşedir. O ateş ki zati lehebin. Leheb sahibidir. Ha demek bu Ebu Leheb'in gideceği yer nar-ı zat-ı lehebdir. O zaman ona da Ebu Leheb denilirse tam onun künyesi ile ölümden sonraki hayatı tam birbirine muvafık oluyor. Bakın فَوَافَقَتْ حَالُهُ Onun hali, onun durumu künedir. Nar-ı zat-ı lehebe girmektir. فَوَافَقَتْ حَالُهُ künyetehu فَوَافَقَتْ حَالُهُ künyetehu Onun hali künyesine ne etti? Muvafık oldu. Oldu değil mi? Tamam. Tebbet yeda ebi lehebin. Tebbet yeda ebi lehebin. Ebi lehebin yani hayi sukun okumuş kim? Mekkiyün. Ebu Amr'in Mekki ebi lehebin ne etmiş? Okumuş. Oldu. Mekkiyün kimdir? Ebu Bekir mi? Mekki İbn-i Kesir Mekki. Mekki İbn-i Kesir Mekki'dir. Burada da var. Mekkiyün ey İbn-i Kesir Mekki. İbn-i Kesir Mekki ne okumuş? Ebi Lehebin okumuş. Geri kalan Ebi Lehebin okumuş. Nehrun, nehrun gibi bakın. Nehrun bir lügat, neher bir lügat. Burada lehbin, lehbin iki lügat. İbn-i Kesir'in Mekki, lehbin olmuş. Geri kalan Kureyş Sefer'den altı tanesi de lehbin olmuş. Oldum. İbn-i Mesud erken vefat etmiş. Hicri 32 senesinde vefat etmiş. Yani Efendimiz'in vefatından sonra 22 sene sonra vefat etmiş. Yani abadileler arasında en erken İbn-i Mesud vefat etmiş. Onun için abadiler lakabının içinde o yoktu. Bu lakab daha oluşmadan, meşhur olmadan o vefat etmişti. Oldum. Yeterli olsun bu. Tamam. Nefâvullâhu nefhanillâh. Alab demek. Alab. Ateş alab. Ben alab diyorum sen alab. Ne diyoruz? Bu ne alab? Alab. Kılab. Yine daha iyi şey. Kılab. Gece 32. Bir abdest alayım. Fakir de akşam yorulur bak. Akşam ben yorulur. 2000 okumuyoruz.